Sürbiye Özgöl'e. Ne zamandır hemşirelik yapıyorsunuz? 1981 yılı mezunuyum. İhtilal sonrası 30 yılı bitirdim devlette. 2 yıldır da Avrasya Hastası'nda çalışmaktayım. Seviyor musunuz işinizi? Nasıl karar verdiniz örneğin hemşire olmaya? Tabii o zamanlar ben Kars'ın Göle ilçesinin Okçu köyünde doğdum, büyüdüm. Biliyorsunuz doğuda kızları okutmak çok zor ve insanlar tarafından hor karşılanıyordu. Ama rahmetli babam her şeye göğüs gererek kızımı okutacağım diye beni zor şartlarda gönderdi. Bazı şeyleri göstererek. Ben de onun yüzünü kara çıkarmadım. Okudum ve mesleğimi çok seviyorum. Evet. Hiç pişman olduğunuz oldu mu işinizden? Hayır. Her zaman işimi birinci planda, evimi ikinci planda, özel hayat ikinci planda tuttum. Çünkü insanlara hizmet etmeyi seviyorum. Bu meslek her ne kadar nankör olsa da her şeye rağmen mesleğimi çok seviyorum. Bir kere insan sizin işiniz. Evet. Onların sağlığı, onlar size emanet ediyorlar kendilerini. Evet. Bu işinizin yanında aynı zamanda manevi bir boyutu da var değil mi? Bir sevap da kazanıyorsunuz. Tabii. Çok da dua alıyorsunuz eminim. Aynen öyle. Zaten insanları mutlu etmek, onlardan bir hayır duası almak insanı bir kez daha mutlu ediyor ve mesleğine sarılıyor. Peki, hiç pişman olmadım dediniz. O zaman işinizin aşığısınız diyebiliriz değil mi? Evet, işimi çok seviyorum. İlk pişman olduğum dönemler şuydu. Eşim cezaevinde muhasebe müdürüydü. Ben de İstanbul'a tayin olduğumda Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne tayin ettiler. O zaman Bayrampaşa Mahkum Hastanesi vardı. Ben oraya gittim. O zaman çok gitmiştim ve pişman olmuştum. Keşke buraya gelmeseydim. Ne yaşadınız da bunları söyledi? Ya orası ikinci bir dünyaydı yani. Ben saf temiz bir yerden gelmiştim. Yani oradaki insanlar mafya, yeraltı dünyası, değişik insanlarla karşılaşınca çok tuhafıma gitmiştim. Ama sonra gerçekleri öğrendim. Ben de yani devam ettim. Şöyle bize anlatabileceğiniz, unutamadığınız iyi ya da kötü bir hatıranız var mıdır? Örneğin o günlerden kalma, o mahkeme hastanesinden kalma. Ya oranın hatıraları bitmez ki. Şöyle ufacık bize anlatmanızı paylaşmak. Mesela en kötü bir hatıram bir gün saat 3.30'da işimden çıktım, elektrik faturası yatırmaya gideceğim. O zaman biz cezaevinin kapısından gidiyorduk. Mahkumlar doğrudan, yakınları doğrudan girip çıkıyordu. Biz de kapıdan çıktım, bir 20 metre ileriye yürüdüm. O minibüse bindim elektrik dairesine gitmek için. 100 metre ileride minibüsü durdurdular. Beni indirdiler aşağıya. Buyurun hanımefendi aşağı inin dediler. Ben dedim, için beni indiriyorsunuz beyefendi. Siz kimsiniz dedim. Sivil bir vatandaştı. Ben polis dedi. Kimliğinize bakayım dedim. Baktı polis. Gerçekten ben de kargaşalık yaratmadan indim. Nereye gidiyorsunuz dedi. Kimmiş eğitiniz? Ben çok korktum yani. Niye beni götürüyorsunuz falan diye. Ben hemşireyim dedim. Kimliğim de yanımda yok. İnanılmaz korkmuştum. Çünkü şöyle bir kötü şey vardı. Ben kötü bir şey yaptığımdan değil. Oraya gidip hani emniyete gidip sorgunuzu alacağım. Geri geleceğiz. Orası o kadar kötü bir yerdi ki acaba bir hemşire hanım ne yaptı diye kafamdan kötü şeyler gitti. Gitmek istemedim. Sonra başhekime telefon açtılar. Böyle bir elemanınız var mı diye. O zaman çok kötü şeyler yaşamış. Korkmuştum ve gitmemiştim. Yani ne gibi bir şeyler olabilirdi? Mesela sizden şikayetçi olmak gibi. Yok benden değil. Beni bir mahkum yakınlığına karşılaştırmışlar. Benzetmişler. Boyu uzun. İşte saçımda bandana vardı. Siyah ceketli, sarı bandanalı. Bayanı aldım deyince ben çok tedirgin oldum. Beyefendi, niçin beni alıyorsunuz dedim. Kimin ziyaretçisiniz dediler. Ben de kimsenin ziyaretçisi değilim. Ben burada çalışıyorum dedim ama kendimi kanıtlayacak kimliğim yok. Ne hemşire kimliğim var. Çünkü şeye gidiyorum, ondan sonra ben 200 metre ileride çalışıyorum dedim. Beş hekimimiz bu, beş hemşiremiz bu. O zaman ben sorumlu hemşireydim. Orayı arayın, sorun dedim. Öylece sormuş, bırakmışlar ama o zaman çok korkmuştum. Evet. Bu da bir hatıra evet, olarak. Çok kötü bir hatıra olarak kalmıştı. Oldu. Evet. Peki, size genel olarak şöyle bir soru sorsak. Şimdi zor bir meslekte çalışıyorsunuz. İnsan dedim, evet, insanla evet, uğraşmak evet, da kolay evet. değildir. Her meslek de insanla uğraşmıyor. Siz özellikle sağlık sektöründe olanlar özellikle bu konuyla haşır neşir oluyorsunuz. Doktorlara ve hemşirelere yapılan ara ara da bizlerin yayınladığı haber yaptığı bu şiddet
konusu hakkında ne düşünüyorsunuz? Hastalar çoğu tahammülsüz oluyor ya da istediği ilacı yazmadığı için doktora, hemşireye saldırabiliyorlar, şiddet gösterebiliyorlar. Neler düşünüyorsunuz bu haberleri okuduğunuzda? Ya çok üzülüyorum. Yani hiçbir hemşire, doktor, sağlık çalışanı bunu hak etmiyor. Ama zaman zaman da yani hastaların bazen de haklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü neden biliyor musunuz? O kadar çok acı çekerek geliyorlar ki senden bir medet bulmuyorlar. Senin de o kadar çok yoğun olduğunu, 100 taneye hastaya baktığını anlayamıyorlar. Ne sen onu anlayabiliyorsun ne de o seni anlayabiliyor. Bir anlaşmamazlık içinde oluyor. Yani burada iki taraf da kendine göre haklı mı diyorsun? Evet, bana göre iki taraf da kendine göre haklı. Çünkü bazen de hasta yerine kendini koymak gerekiyor. Ama hiç hoş değil. Tabii ki birine şiddet uygulamak, hakkını gasp etmek. Ama bazen de hastalar haklı olduğu durumlarda olabiliyor. Ya evde çok genç bir hastası vardır, acı çekiyordur veya kanserlidir. İnsan anlayamıyor onun ne olduğunu. Yani her zaman haklı değiller ama bazen haklı oldukları durumlarda olabiliyor. Son olarak en büyük sorunları nelerdir hemşireler? Ya bir kere çalışma saatlerimiz çok uzun. Yani sosyal haklarımız çok yok. Ücret bakımından çok azalıyoruz. Örneğin ne kadar bir hemşirenin ücreti özel yani sektörde? Yani özel sektörde bunun şeyini bilmiyorum. Herkes değişik fiyatlarda giriyor. Yani devlette çalışmaya baz alarak söyleyeyim. En yüksek hemşire 2,5 milyar alıyor. Bu da çok bu şartlara göre çok az. Yani çok az. Ücretimiz çok az. Çalışma saatimiz uzun. O yüzden büyük şikayetler bunlar. Sosyal haklarımız yok. Haftada kaç gün çalışıyorsunuz? Biz ben hani devleti kastederek dersem de onlar 5 gün çalışıyorlar ama ben özelde olduğu için cumartesi 3'e kadar çalışıyoruz. Evet yani zor şartlarda çalışılıyor. Ama ben devletten geldiğim için şimdi özel biraz daha zor geldi bana tabii. Buranın çalışma saatleri daha uzun. Evet. Tamam özeldir. Biraz oturun dinlenin sonra kaldırın. Selam. Selam. Evet hazır. 3, 2, 1, 3. Önce bir tüm soru sistemi bitirdiğinizi alabilir miyim? Doktor Hüseyin Uğurlu, genel cerrahi uzmanıyım. Evet, bugün itibariyle bu hafta hemşireler haftası. Biz de onları ziyaret edip şöyle biraz dinleyelim dedik, bir sohbet edelim dedik. Onların sorunları neler? Aynı zamanda buna paralel olarak doktorların da tabii ki sorunları. Bizim aklımıza ilk gazeteciler olarak, haberciler olarak şiddet konusu geldi doktorlara, hemşirelere. Siz neler söyleyeceksiniz hemşireler haftası için? Ne gibi vurgularda bulunmak istersiniz? Evet. Gerek hemşirelik, gerek doktorluk olsun kutsal bir meslek. Gerçekten insanlar için çalışıyoruz, mücadele ediyoruz ve çok zaman yemeğimizi yemeden ya da yemeğin başındayken yemeğimizi terk edip hastamıza koşuyoruz. Belki hiçbir meslekte 10 saat, 18 saat, 36 saat çalışma yoktur ama bizim mesleğimizde çok zaman olmuştur ki senelerce 36 saat çalıştığımız günler olmuştu. Yani 24 saat çalışıp ertesi günde işimize devam ettiğimiz günler olmuştu. Hemşirelikte de bu böyle. Maalesef sağlık hizmetini üreten, sunan insanları yetiştirmek kolay olmuyor. Devlet için de büyük bir yük, kişiler için de uzun bir tahsil, zor bir tahsil. Ve bundan sonra da memleketin her köşesine koşmanız, yetişmeniz gerekiyor. Ve buralarda hizmeti yine sürdürmeniz gerekiyor. Buralara dağıldığınız zaman da ciddi bir hemşire ihtiyacı, ciddi bir doktor ihtiyacı ortaya çıkıyor. Belki bu nedenle de biz ülkemizde şu an 100 bin civarında doktor varsa 200 bin doktorluk iş vardır. Ama biz belki 200 bin doktorluk işi üretemezsek de 150 bin doktorluk işi üretmek zorunda olduğumuz için gece gündüz çalışmalarımız oluyor. Bizim yaptığımız her işte mutlaka hemşirelerin büyük katkıları oluyor. Onlar bizim olmazsa olmazlarımızdır. Hiçbir hastanın başında 24 saat bir doktoru bekletme imkanı yok. Ama iyi bir hemşire doktorla beraber çalıştığı zaman hastaların başında bekleyen, onları devamlı takip edebilen hemşirelerdir. Bir hastamızın ameliyat sonrası kanaması olduğunu veya doğum sonrası kanaması olduğunu en iyi biz hemşirenin takibinden
öğrenebiliyoruz. Yani bir hastada eğer yüzünde terlemeler, solukluk varsa belli ki bunda bir kimyasında bir bozulma vardır. Belki kan düşüyordur, belki şekeri düşüyordur. Bunlar bize anında ileten hemşirelerimizin sayesinde biz beklenen hastaların arzu ettiği hizmetleri veriyoruz. Onların hem teşhisinde hem tedavisinde onların katkısıyla bugün gerek Türk tıbbı gerek dünya tıbbı ayakta duruyor ve iyi şeyler yapıyor. Evet, sağlık bir zincir ve hemşireler de onun en önemli halkalarından birini oluşturuyor. Evet, galiba. Gerçekten böyle. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Hemşirelere her zaman teşekkür bir borç verelim. Allah onları yanımıza etsin. Özellikle hastalıkları endişelere hemşirelik ve ebeler günü kutluyorum. Meslek hayatımda hepinize başarılar diliyorum. Sosyal hayatınızda da huzur, mutluluk ve sağlık diliyorum. Ayrıca 14 Mayıs Eczacılar Günü için de Nermin Hanım, sizin de Eczacılar Günü kutlu olsun. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Hepsi hastanenin yoğunluğu nedeniyle zannediyorum şu anda yoklar. Ama ilerleyen dakikalarda şimdi biraz sonra Tamer herhalde bir sürü şey söyleyecek. İyi bir hatip olarak da ondan önce konuşan olarak en dezavantajlı kişiyim. Akılda kalması için tek söyleyeceğim şey var hemşirelerle ilgili. Hastanenizin çalışanlarının kabaca %70'i bayağı biliyorsunuz. Bunun en büyük sebebi de ağırlık olarak hemşirelerden kaynaklanıyor. Onlara birçok şey için teşekkür ediyoruz evet ama en çok da hastanemize kadın olarak, kız olarak, erkek olan hemşireleri ayırıyorum bu sefer. Anne olarak kattıkları ortamı yumuşatıcı, her şeyi daha iyileştirici, her şeyi daha pozitif ve çevirici yaklaşımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Birçok şeyin yanında ve günlerin kutlu mutlu geçmesini diliyorum. Probeti diye başladığım zaman 45 sene önce sanıyorum 45 yaşında hemşire hanım yoktu. İlk dersimi o üniversitedeki dahiliye kliniğindeki hemşireden aldım. Onun dedi aynen böyle, hoca geliyor, dikkat et, sakın gülme, bilmediği şey soruya cevap verme. Onun için çok müteşekkirim 45 seneden beri. Her zaman çalışmaktan hemşirelere çok mutluyum çünkü onlar bizim kanadımız, kolumuz, her şeyimiz. Tekrar kutlarım, bu arada çalışanların da ayrıca günlerini, her günlerini kutlarım. Başarılar dilerim. Teşekkür ederim. Peki çok az şey yapabilir tek başına. Ekip işi, sağlık. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Tek başınıza kaldığınızda hastaya yatıp kalkmanız bile yapabileceğiniz bir şey yok. Her şeyiniz hemşire ve yardımcı personel. Bütün emekleri o kadar değerli ki onlar sayesinde bir şeyleri, kötü bir şeyleri engelleyebiliyorsak engelleyebiliyoruz. Onlar fark ettiriyor bazı şeyleri bize. Onlar olmasa gerçekten sağlık yürümez. Belki bir şeylerin başı biziz ama her şeyi onlar. Sadece biz fikirler verebiliyoruz. Bazen onlar da bize fikirler verebiliyor. Özellikle bizim işimiz çok böyle disiplin kadın doğum. Her an her şey olabilen bir dal.
onlar bizi uyarmaz herhalde, çok daha büyük şeylerle, kötü şeylerle karşılaşırız Allah muhafaza. O yüzden hepsini çok seviyoruz. Hepsi bizim her şeyimiz, onlarla birlikte varız. Biz çok hiçbir şey, hiçbir anlamı yok. Yaptığımız hiçbir şey yapamayız onlara anlamda. Çok teşekkür ederim. Böyle güzel cümlelerle hazırlanmak isterdim ama benim için biraz sürpriz oldu. Özellikle benim için anlamı çok olan hemşehrinler için burada söylemek isteyeceğim çok 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 böyle güzel anılar ve yaşadığım olumlu yönde bir sürü hatıralar var. Özellikle Avrasya Odası için söylüyorum çünkü mesleki hayatımın en uzun yılları burada geçti. Stajyerlik dönemim Ankara'da Gazi Üniversitesi'ndeydi ve o dönemde ilk Türk sırtı, ilk ekibimizi manipülasyon konusunda hemşirehanelerden aldık. Özellikle yoğun bakım konusunda o dönemlerde hemşirehanelerden çok çok şeyler öğrendik. Özellikle Gazi Üniversitesi topluluğuz aslında, ancak ben onların da ve buradaki tüm hemşire arkadaşlarımın, sağlık memuru arkadaşlarımın, yine ebelerimizin ve bu arada tabii eczacıların da böyle bayram münasebetiyle günlerini kutluyorum. Nice nice bayramlarda yine beraber oluruz diyorum. O müziği sevenler oldu mu? İlk anda birazcık acaba falan dedik ama sonra benim hoşuma gitmeye başladı. Bilmiyorum, çalabilirsiniz, çalabilirsiniz. Edilen her daim sarı uzun saçları, güzel ve özel gözleriyle bunları iletirsiniz. Aynur acilden çalıştıkları yerleri, sürelerini söylemek gerekiyor. Endoskopik biyopside 15 Temmuz 2013'te boyunan yine kara aslan. Ve yine endoskopi biyopside Ömer Düzen 8 Mayıs 2012'den bu yana, 2 Şubat 2011'den bu yana, Seda Çelik 8 Kasım 2012'den, Miral Özkan 30 Temmuz 2013, Ayşen Başak Bülger, anestezi teknisyeni olarak başlayan, aynı zamanda anestezi teknisyeni görevi olan yoğun bakımımız düşüyor o zaman. Kendileri çok yardımcı oluyor. Ferhat Yurtseven, Selçuk Varlı, Merve Kurt, Olena Leyri sanıyorum gittiğimi görmüştüm. Üçüncü katın üçüncü kat olduğu zamanlar oranın sorumlusu olan, mi diyeceğiz, hemşire mi diyeceğiz, onlar tartışıla dursun. Gülay da tek tek sunuyor orkidelerini. Gülay da uyumlu bir başhemşire gerçekten. Bakayım Gülay Azinet'i ne kadar seviyor hemşire hanımlar. Sevdiklerini gösteriyor. O yüzden yıllar önce Gülay Azinet tercih. Teşekkürler tabii. Ben de en azından çıktım da evde nasıl sanık yok mu? En iyi fotoğraflar objektife bakılmadan çekilen fotoğraflar. Bu arada hiç yan resimlerini çekecek bir sürü insanımız var çünkü. Elbette seviyorum. Sevmeden yapılacak bir meslek değil. Özellikle ameliyathane hemşireliği. Çok özen istiyor. Sabır istiyor. Ailenden de zaman çalıyorsun ameliyathanede. Keyif aldığımız için bu kadar uzun yıllardır ameliyathanedeyiz. Kapalı ortam, bunun havası doluşu biraz bizi etkiliyor. Etkilemiyor değil ama çok keyifli çalışıyoruz.
yapılan ameliyatların sonucundaki başarıları görünce de çok mutlu oluyoruz. Bu da manevi bir doygunluk hissettiriyor tabii bize. Elbette seviyoruz hemşireli. Başka türlü yapılmaz zaten. İnsanla uğraşmak biraz zor. İnsan cümleşimiz değil mi? Zor ama severek yapılacak galiba. Severek yapıyorsun. Empati yapıyorsun. Ben de olabilirim diyorsun. Sevdiğim de olabilir diyorsun. O yüzden daha özenli davranmaya çalışıyoruz. Hepimizin çocuğu var. Küçük bir bebek geldiğinde ona kendi çocuğumuza davranır gibi davranmaya çalışıyoruz. İster istemez annelik içgüdüsü ortaya çıkıyor zaten. Hanım olmak, hele de anne olmak. Elbette, elbette. Ameliyathane hemşireliğinde kadın olması bence de çok daha iyi geliyor. Hakikaten yani normalde ameliyathane ortamları serin, soğuktur. Ameliyatta zaten hastalarımızın üzerini örtüyoruz ama uyuyana kadar bile hani onu üşüdüğünü hissedip örtmek, işte elinden tutmak. Her zaman sedasyon yapılıp gelmiyor. Onu azıcık yüzünde bir gülümseme belirtisini görmek bile çok keyif verici. Bunlar da kapalı ortamda herkesten ayrı yaşayınca bir aldığımız tat, keyif bunlar. Mutlu oluyoruz. Biz de o soyumla mutlulukla evimize gidiyoruz. Son olarak bu hafta hemşireler haftası. Evet. Ne gibi şikayetleri vardır hemşirelerin? Ne gibi sorunları vardır? Biz haberci bunlar olarak şiddet olayına biteceğini yani burada hayatta ayaküstü anlatılmaz. Daha uzun bir zaman bekleriz problemler için. Elbette çalışma saatleri yoğun. Hepimizin evi, çocuğu var, özel hayatı var. Onlara zaman ayırmamız mümkün olmuyor. Hadi biz birkaç hemşire artık yıllar sonra nöbet tutmayı bıraktık ama nöbetli çalıştıktan sonra sosyal hayata uyum sağlamak çok zor oluyor. Yani sağ olsun Hüseyin Bey bizi her konuda çok rahatlatıyor. Allah razı olsun diyoruz tekrar patronumuzdan. Hani sıkıntılarımızı gideriyor maddi olarak. Manevi olarak öyle özel günlerde çiçeğimizi alıp onur ediyor. Çok gurur duyuyoruz. Ama zor tabii ki birçok eksikliğimiz var. Yani ben aklıma hangisini söyledim? Meslek olarak en çok sıkıntısını yaşadığımız şey elimizden geldiğince insanlara bir şey vermeye çalıştığımız halde meslektaşlarımız ve iş arkadaşlarımız tarafından bazen yalnız kalmak oluyor. Ama bu kurum gerçekten o kadar arkamızda olduğunu hissettiriyor ve bize o kadar özverili çalışmamıza teşvik ediyor ki ben o yüzden Hüseyin Bey'e çok teşekkür etmek istiyorum. İyi ki bu kurumda çalışıyoruz. Yani mesleğimiz zor ama hastalara bir şeyler verebilmek ve onların iyileştiğini görmek, sağlıklı, sıhhatli bir şekilde günlük yaşantılarına döneceklerini bilmek bütün emeklerimizin karşılığını bize veriyor zaten. Son olarak az önce sorduğum soruyu yine diyeceğim. Hemşireler haftası ne gibi zorlukları var? Örneğin biz şunu öne çıkarmak istedik. Doktorlara ve hemşirelere gösterilen şiddet. Mesela bu tür durumlarda neler düşünüyorsunuz? Şimdi şiddet burada çok fazla olmaz ama özellikle üniversite hastanelerinde ya da devlet hastanelerinde hasta sayısının çok fazla olması, çalışan personelin sayısının az olması ve sürekli mesai haricinde fazladan çalıştırılmaları sonucunda her iki taraf açısından da bir takım gerginliklere sebep olabiliyor. Yani gönül ister ki evet herhangi bir kavga olmasın ya da şiddet uygulanmasın ne bize karşı ne bizden gelen hastalarımıza karşı. Ama dediğim gibi o kadar ince bir sınır var ki yani çok yoğun çalışılan yerlerde. Yani siz istemeseniz de bazen ters harekette bulunabiliyorsunuz. Çünkü o asla hastaya karşı yapılan bir şey değildir. Çünkü biz bu mesleğe başlarken özveriyi en başta vazifemizin üstünde tutarak başlıyoruz. Ama dediğim gibi yoğunluk, stres, yanlış anlamalar ya da çok fazla iş yükünün olması dediğiniz gibi şiddeti doğuruyor. İnşallah çok şiddet uygulanmayan herkesin rahatlıkla sağlık standartlarına göre tedavisine olabileceği şartlar gelir ve insanımız mutlu yaşar. Hem çalışan hem hastalar açısından. Figen Kara. Teşekkür ederim. Gülümseyin. Bak bu sefer çek. Öncelikle merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. İsim soyisim alalım. Gülay Yazire. Nedir sizin hastanede? Ben Avrasya Hastası'nda başhemşire olarak görev yapıyorum. Ne
zamandır hemşirelik yapıyorsunuz başhekim? 1998 yılından beri bu kurumda çalışıyorum. Yaklaşık son 7-8 yıldır da başhemşirelik yapıyorum. Hı. Seviyor musunuz mesleğinizi? Tabii ki çok seviyorum. Aslında benim mesleğim öncelikle ebelik. Ben ebeyim. Hı. Şu an başhemşirelik yapıyorum. Bu hafta hemşireler haftası. Biz de onları öne çıkaralım dedik. Sorunlarını dinleyelim dedik. Siz bir hemşire olarak ve bu meslekte deneyimli bir hemşire olarak ne gibi sorunlar olduğunu söylersiniz hemşirelere? Şimdi hemşirelerin sorunları özel sektör ve devlet sektörü olarak ikiye ayrılabilir. Özellikle devlet sektöründe farklı sıkıntılar var. Özel sektörde farklı sıkıntılar var. Ama çalıştığınız kurumun size verdikleri çok önemli. Biz şu an büyük sorunlar yaşamıyoruz. Burada çalışmaktan son derece huzurlu ve mutluyuz. Sıkıntılarımız çözülmeyecek sıkıntılar değil. Son derece keyifli bir çalışma ortamımız var. Biz gazeteciler olarak şunu öne çıkarmak istedik, şunu sormak istedik. Hemşirelerin de ağzına dinleyelim istedik. Örneğin hastane sektörü, sağlık sektörü çok zor bir iş aslında. İnsanla uğraşmak zor bir hemşirelik iş. Hemşirelik mesleği olarak soruyorsanız gece nöbetleri var. Bayramı yok, seyranı yok. Anne baba dinlemez, çocuk dinlemez. Önce iş gelir her şeyden önce. Bunlar belki zorluk olarak düşünülebilir ama mesleği sevdiğinizde bu mesleğin bir parçası olarak görüyorsunuz ve zorluk gibi değil ama zaman zaman ayağınıza tökez gibi geliyor size bunlar. Hı hı. Fakat sevdiğiniz için bunlarla birlikte yaşamaya alışmış oluyorsunuz. Örneğin şiddet hastanelerde doktorlar, hemşireler gösterilerde bu gibi durumlarda neler düşünüyorsunuz? Ne gibi refleksler gösteriyorsunuz? Öncelikle şiddete tabii ki biz de karşıyız. Bunun için Beyaz Kod ekibimiz var. Bu ekip kısa sürede şiddet gören kişinin yanına ulaşıyor. Yardımcı olmaya çalışıyor. Ayrıca şiddetle ilgili biz büyük bir sıkıntı yok. Sizin için demiyorum genel olarak. Yani okuyorsunuzdur siz de tabii ki haberlerde. Bunu şiddetle kılıyoruz. Buna söylenecek bir şey yok. Sadece önlenmesi için alınabilecek tedbirlerin hepsini her zaman en kısa sürede alınmasını istiyoruz. Bunun için de devlet çalışmalar yapıyor. Büyük bir şekilde işte beyaz ekiplerinin kurulduğunu biliyorum. Devlet sektöründe de öyle. Özel sektörde de öyle. Sıkıntılarımız bu. Her açıdan şu an özellikle çıkan yasalarla birlikte biraz üzerine düşündüğüne inanıyorum. Peki, teşekkür ederim. Sağ olun.